Şimdi 19 Mayıs etkinlikleriyle ilgili bir canlı yayın noktasına gidelim istiyoruz. İstanbul Kadıköy'de Selami Çeşme Özgürlük Parkı'na kameralarımızı çevireceğiz. Arkadaşımız Elif Akkaya'nın yanında Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sayın Yörük İlhan Kurtaran var. Elif, sözü size bırakalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Biz de Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın etkinliğinden bahsedeceğiz. 29 ilde gerçekleşen bir etkinlik ve gençler kendileri için tasarladığı bir etkinlik. Yanımızda Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Yörük İlhan Kurtaran ve tasarlayan gençler var. Hoş geldiniz yayınımıza. Önce Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan kısacık bahseder misiniz bize? Tabii TOG 2002 yılında kuruldu. Temel derdi gençlerin kendi etraflarındaki sorunlarla ilgili çözümler üretmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. Bu çerçevede biz halen 62 ilde 94 üniversite kampüsünde her sene 20 bini aşkın genç arkadaşın çeşitli sosyal projeleri hayata geçirmesini sağlıyoruz. Bununla ilgili destekler veriyoruz. Bugünkü etkinlikte 19 Mayıs'taki etkinliklerden İstanbul'da olan bir tanesi. Bu çerçevede böyle bir çalışma var bugün burada. Peki, çok teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz hemen kısaca? Ceyda ben. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Alternatif Gençlik Haftası projesinden bahsedeyim kısaca. Alternatif Gençlik Haftası 19 Mayıs kutlamalarının stadyumlardan çıkmasına öneri getiren bir proje aslında. Yani 19 Mayıs'ların stadyumlarda daha az genç grubuyla ve birilerinin belirlediği bir koreografide ya da programda değil, gençlerin kendileri için, kendilerinin belirlediği ve daha çok genci dahil edebilmek için yaptığı bir proje. Arkadaşlarım da İstanbul'daki etkinliklerden bahsediyor. Sizi tanıyalım ve İstanbul'daki etkinliklerden biraz bahsedeyim size. Ben Gökçe, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Bu etkinlikler kapsamında dün gece saat 9'da 29 ilde ortaklaşa olarak bir eylem yaptık. Barış işareti gerçekleştirdik. Biz İstanbul AGE olarak İstanbul Beşiktaş Meydanı'na gerçekleştirdik bu eylemi. Diğer 29 ile de aynı anda aynı hareket yapıldı. Barış işareti gerçekleştirdik. Peki etkinliklerde neler yapılıyor? Yani bir konuşma, bir aktivite mi oluyor? Biz İstanbul ekibi olarak bu sene daha fazla gencin katılımını sağlamak açısından çeşitli sivil toplum örgütleriyle, gençlik çalışmaları yapan birimlerle iletişime geçtik ve yaklaşık 2-3 aydır süren organizasyon ekibi çalışmalarından sonra bugün çeşitli sivil toplum örgütleri fuarları, işte çeşitli atölyeler, seminerler düzenledik. Gençlerin sorunlarına yönelik daha çok. Gençleri bilgilendirmek açısından, kendi kendimizi bilgilendirmek açısından diyebiliriz daha çok. Bu şekilde etkinliklerimizi yapıyoruz. Konserler, genç amatör gruplar falan çıkacaklar bugün. Bu şekilde. Peki etkinlikler kalabalık geçiyor mu? Katılım çok mu? Mümkün olduğunca her yerde duyurmaya çalışıyoruz ama bilemiyoruz bugün nasıl geçer. Tabii kalabalık geçmesini umuyoruz bugün için de. Peki etkinlikler 29 ilde gerçekleşecek. 15-22 Mayıs arasında değil mi? 15-22 Mayıs haftası aslında yani 19 yani gençlik haftası ya da gençlik bayramı olarak kutluyoruz sadece 19 Mayıs'ları. Ama bir taraftan da Bakanlar Kurulu'nun kararınca 15-22 Mayıs gençlik haftası olarak geçiyor. Ama yani dediğimiz gibi biz bunu sadece 19 Mayıs'larda kutluyoruz ve bir taraftan da buradan çıkarmak istiyoruz aslında. Gençlik haftası kapsamında 29 ilde kendi istediğimiz tarihlerde böyle bir etkinlik yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz hepimize yayınımıza katıldığınız için. Evet, biz de tüm gençlerin bayramını kutluyoruz ve etkinliklerde değinilen sorunların en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz. Sözü tekrar size bırakıyoruz. Elif Akkaya'ya ve konuklarına teşekkür edelim, devam edelim. Devlet